Abi videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim, video biraz uzun olmuş. Yani benim beklediğimden de uzun. Çünkü sadece modları anlatmaya değil, modların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını örnek vererek anlatmaya çalıştım. O yüzden biraz uzamış. Aşağıya zaman çizelgesine modları ekleyeceğim. Eğer bildiğiniz bir mod filansa oradan direkt geçebilirsiniz. Merhabalar. Bugün size benim kullandığım Türkçe yamayı ve kullandığım modları elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Önce Türkçe yamayla başlayayım. Benim kullandığım Türkçe ama çok çok eski bir yama. İşte çok eski bir yama olduğu için oyuna yeni güncellenen yerlerde bu güncel şeyleri çevirmemiş olabilir. Ama ben ta o zamandan beri bunu kullandığım için alıştım yani bu yamaya. Bir de yamanın iyi özelliği de şu. Çeviremediği kısımları İngilizce bırakıyor yani. Bazı yamalar bozuyor çünkü. Bu İngilizce bıraktığı için benim için çok sorun olmuyor yani. Yama'yı da aşağıya linkini bırakacağım. Eğer Steam'den aldıysanız Steam Library'nin içinde Commons var. Commons'un içinde Rimworld var. Onun içinde Mods var. Core var. Core'un içinde Language var. O Language'in içine atıyorsunuz dosyayı. Yani ben öyle yapmışım. Çok uzun süre önce yaptığım için tam hatırlamıyorum tabi. Bir de şöyle bir şey var. Oyuna girdikten sonra şuradan dil seçme ekranı var ya. Orada abi normal Türkçe zaten var. Sizin seçmeniz için şu Türk iş seçmeniz lazım. bunu da donanım haberden birisi yapmıştı galiba. E, Türkçe ama bu şekilde yani. Evet kullandığım modlar da şu modlardan giriyorum. Öncelikle şu Harmony var. Bir de burada Hack Slip diye bir mod var. Bu iki modun olması gerekiyor çünkü bunlar diğer modların çalışmasını sağlıyor. Hatta bu Harmony modunun korun da üstünde olması gerekiyor olabilir. Bunları da böyle tutup elinizle istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Evet abi modları ben şu anki oynadığım seriden anlatayım. showdraft Show Drafts Weapon diye bir mod var abi. Bu mod askerleri yani kolonistleri askeri moda geçiriyorsunuz ya seçtiğiniz zaman Mesela abi bu kolonisti askeri moda geçirdiğim zaman üstünde böyle şey gözüküyor. Kullandığı silah gözüküyor abi. Bu modun olayı bu yani. Askeri moda geçirdiğinizde ne silahlar olduğunu hemen altta görebiliyorsunuz. Evet abi diğer modumuz Utility Columns diye bir mod. Yani yardımcı sütunlar diye çeviriliyor galiba Türkçe. Bunlar şunlar işte. Bunlar da ışık. Yani şunlar ışık. Ben bunları normalde böyle sokak lambası gibi gözüksün diye bu modu indirmiştim böyle ortalara atmak için. Ama bunların farklı işlevleri de varmış. Bunları şu araştırmadan şurada Utility Columns diye var bak. Buna bin araştırmayla araştırıyorsunuz size bunları veriyor. Bunlar da abi normal bir ışık var sanırım. Şu Frozen Columns dediği o sıcaklıkta e, çıkıyor burada şeyde inşa etme menüsünde. Çünkü bu abi odayı soğutuyor. Hem soğutuyor hem de ışık veriyor ve mavi bir ışık veriyormuş. Sanırım eksi 15'e kadar soğutuyor. Yanındaki de işte güneş lambası var ya herhalde tarım için. Bu da güneş lambası görevi görüyor. Bunların şu çeşitliğinin içinde şu orbital trade column, columns diye bir şey var. Bu da abi şu trade shipler geliyor ya. Şurada işaret feneri koyuyorduk. Ticaret feneri. Bu ticaret feneri görevini görüyor. Bir de ortamı ışıldatıyormuş. Ben tabii onları hiç denememiştim ama öyleymiş mod. Yani aslında güzelmiş. Abi diğer modumuz medical tip. Medical tip şurada medical var bak. Oraya tıkladığınız zaman size böyle bir ekran getiriyor. Burada abi bütün kolonistlerin durumunu görebiliyorsunuz. Buradaki yeme, çalışma, işitme gibi durumlarını görebiliyorsunuz. Artı burada işte yaraları sarılmış mı onu görebiliyorsunuz. Kanaması var mı onu görebiliyorsunuz. Bu da sanırım kendini tedavi etme miydi? Öyle bir şey olabilir. Şu an tam emin değilim ama. Buradan onları görüyorsunuz. Burada yani bütün kolonistlere tek tek tıklayıp tıklayıp da durumları neymiş bakmak yerine buradan toplu görebiliyorsunuz. Ve sadece kolonistler değil. Buradan mahkumları, ziyaretçileri falan da görebiliyorsunuz. Hatta mesela çok sevdiğiniz bir mahkum varsa onu almak istediğiniz. Ona buradan onu seçip de şuradan normalde mahkumlar bitkisel ilaç olabilir onlarınki. Daha kaliteli ilacı seçebilirsiniz kurtulsun diye. Öyle bir mod. Evet abi Rim Senal Rim Hair modu. Bu mod oyuna daha fazla saç eklemenizi sağlıyor. Hatta bunun bir tane Vanilla Hair Expanded diye bir mod daha var. Bu da daha fazla saç sakal falan eklemenizi sağlıyor. Yani görsel olarak güzelleştirme. Abi Miss Training diye bir mod var. Bu mod da abi eğlenceye geliyor. Buradan abi isterseniz atış yapılan isterseniz de yakın dövüş böyle kum torbası gibi bir şey ekleyebiliyorsunuz. Benimki şurada işte gördüğünüz gibi. Buna e, kolonistiniz gelip ateş ediyor uzaktan ve eğlenceleri artıyor. Ama eğlenceleri artarken atış becerileri de artıyor tabi mantıken. Bir de bunu sağlam bir yere koymanız lazım çünkü arkasında gördüğünüz mermerlerin canları baya bir gitmiş çünkü atış yapıp dek getiremedikleri için arkadaki şeylerin canını götürüyorlar yani. Arkaya güzel bir şey koymayın yoksa yok olabilir. Bunun bir diğer özelliği de modun mesela bir kolonistin, kolonistinizin eğlencesi düşük diyelim. Onu seçip buraya sağ tıklayıp gel atış yap diyebiliyorsunuz. Normalde sanırım kendisi eğlenmeye gidiyordu böyle zorlayamıyordunuz galiba. Bunda da getirip eğlencesini arttırabiliyorsunuz. Evet abi Tiled Soil modu var. Tiled Soil modu da buradan zemine geldiğiniz zaman şurada Tiled Soil diye bir şey var. Bu böyle tarım yapacağınız zaman o tarım yapacağınız alana atıyorsunuz şöyle belli bölgeye. O toprağı artık ne yapıyorlar bilmiyorum bunun tarımda bir adı vardır ama e, toprağın verimliliğini %100'den %200'e çıkarıyor ve ürünlerin daha hızlı yetişmesini sağlıyor. Abi Increased Stack modu. Bu mod e, depolardaki sınırı arttırıyor. Mesela şu patatesler 750. Normalde bu 250 idi galiba. Etler 25 olabilir. Bunu da 75'e çıkarmış. Oyunun belli bir süresinden sonra artık o kadar çok malzemeniz oluyor ki depo alanı çok büyük bir sorun haline dönüşmeye başlıyor yani. Köyün neredeyse yarısını depo atmanız gerekecek oluyor. O yüzden bu mod bayağı kurtarıcı gibi bir şey. Yani olmazsa olmaz modlardan biri. Evet abi Hospitality. Hospitality benim çok çok sevdiğim modlardan bir tanesi. Çünkü size böyle ziyaretçiler geliyor ya durmadan. O ziyaretçileri onlara bir oda yapıyorsunuz. Yani normalde normal bir oda yapıyorsunuz. Sonra bu odaya gelip ziyaretçiler için diye bir seçenek var aşağıda. Ziyaretçiler için seçtiğiniz zaman burası artık ziyaretçilerin odası oluyor. Yani ziyaretçiler geldiği zaman gelip bu odalarda kalıyorlar. Bu odaları isterseniz şuradan... 10 dolar diye arttırdığınız zaman artık burada kalmanın bedeli 10 gümüş oluyor mesela. Gelen kişi burada kalırsa yanına 10 gümüş bırakıyor giderken. Ama ben bunu yapmıyorum çünkü parası olmayanlar kalmıyorlar. Geliyor yerde falan yatıyorlar yani. Modun daha fazla özelliği varmış Ama ben şunun için kullanıyordum Hem böyle bir otel gibi bir şey atmak zevkli oluyordu Hem de burada ilişkileriniz var abi Bu gelen ziyaretçiler atıyorum Fenseba'dan geldiler diyelim Ve burada kalıp çok memnun kaldılar Gittikleri zaman o zaman bu ilişki mesela 3-5 artıyor böyle 75'e geldiği zaman da zaten dost oluyorsunuz Sonra çok memnun kaldıkları zaman Hediyeler de bırakabiliyorlar Atıyorum Mufalo yünü bırakıyor giderken Bir şeyler bırakıyor Plaçelik bırakıyor 10 tane Öyle bırakıp gidebiliyorlar Bir diğer sağlam özelliği de şu Abi çok memnun kaldığı zaman sizin ev işlerinize de ortak oluyorlar Mesela yerler pis şu anda Çok memnun kaldığı zaman temizlik yapan bir tane Ziyaretçi geldiyse buraları temizliyor Mesela aşçılık özelliği yüksek bir ziyaretçi geldiyse Gidiyor sizin yemeklerinizi falan yapıyor O yüzden bu modu bayağı severim Evet abi Prefill Careful"u diye bir mod var Bu modda yeni koloni dediğiniz zaman Mesela örnek veriyorum hemen bir tane açalım Abi bu modu yeni bir oyuna başlarken kullanabiliyorsunuz Bir yeri seçtiniz mesela ve Sonraki dediniz Bu ekran geldiği zaman abi bu normalde Rastgele atayıp böyle kolonistenizi seçip ismini değiştiriyorsunuz ya. Altta bir seçenek çıkıyor abi. Buna tıkladığınız zaman her şeyini ayarlamanızı sağlıyor abi. İsminden yaşına yani geçmişini bile ayarlayabiliyorsunuz yani geçmişte nasıl bir olduğunu. Özellik ekleyebiliyorsunuz mesela çevik olsun diye, çirkin olsun diye ekleyebiliyorsunuz. Sonra mesela normalde 3 kişilik bir oyun açtınız ama buradan bir adam daha ekleyebiliyorsunuz. Oyuna mesela 6 kişi başlayabiliyorsunuz. Buradan özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Tabi bazı özellikler yok gördüğünüz gibi. Onu da geçmişinden dolayı Mesela politikan diye özelliği olduğu zaman madencilik ve tarım yapamıyor abi. Onu değiştirdiğiniz zaman bak düzeliyor. Rengini, saçını falan değiştirebiliyorsunuz. Buradan abi pantolonlu şeytan ipliği bir pantolon koyabiliyorsunuz mesela. Ya da mesela kurşun geçirmez yelek ekledim mesela buna. Ceket, hafif zır. Böyle şeyler ekleyerek oyuna başlatabiliyorsunuz. Hatta bu karakteri kaydedebiliyorsunuz bile. Bir de Mesela bunların aile bağlarını da ekleyebiliyorsunuz. Buradan çıkarabiliyorsunuz. Yeni bir şey ekleyebiliyorsunuz. Mesela bu onun eşi olsun, kardeşi olsun, eski sevgilisi. Böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ve oyuna başlarkenki itemlerini de ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum paketlenmiş yemek 50 mi? Sen mesela oyuna 3 değil 6 kişi başlattın. O yüzden bunu... 150 yapıyorsun mesela 150 ile başlıyor. yanına farklı bir silah istiyorsun. Bileşen sayısını arttırıyorsun. illa ki normalde sana verdiği şeyleri değiştirmene gerek yok. Buradan abi silahları seçiyorsun mesela şuradan. Silahı seçtin ya. istersen ağır SMG ile başlatabiliyorsun. Bak iki tane tıkladım bir ağır SMG verdi. Yani oyuna nasıl başlatmak istersen öyle başlatabiliyorsun. Bütün her şey var burada abi. Mesela hayvanlar olarak bize mesela rastgele olarak Labrador vermiş. Labrador mesela yanında iki tane de deve ekleyebiliyorsun mesela. Hemen ticarete gideceğim diyorsun. Dört tane deven oluyor mesela. Bu da böyle bir mod ama ben bu modu genelde kullanmıyorum. Çünkü artık kendimi alamadığım için yani adamın aman zanaati de olsun. Şunu da yapsın, bunu da yapsın, her şeyi yapsın. Bir şey sağlık durumu kötü olmasın. Mesela burada uyuşturucu arzusu varmış. Mesela bunu kimse istemez. Ama aslında oyunu güzelleştiren şey bunun uyuşturucu arzusunun olması yani. Sana bir sorun çıkartıyor ki sen ondan bir mücadeleye giriyorsun yani. O yüzden ben genelde normal rastgele olan modundan rastgele rastgele seçip kendi kafama göre birini seçip öyle başlatıyor. Evet abi Dormet modu. Dormet modu aslında çok bayağı ufak bir mod. Şu gördüğünüz kapıların önündeki şeyler var ya paspas. Paspasları atmanızı sağlıyor. O da çeşitli de şuradan alıp atıyorsunuz işte. İkili kapılar için daha büyük paspaslar da var. Böyle daha güzel gösteriyor odayı diye bu modu da yüklemiştim. Evet abi Rimhut modu. Rimhut aslında bir yüz ekliyor. Abi mesela Lizolet'e e tıkladığınız zaman abi şu alt tarafı şöyle bir şey ekliyor. Bu normal oyunda nasıldı hiç hatırlamıyorum yani ben hep Rimhut'la oynadığım için. Ama sanırım burası biraz daha boştu. Burada bütün özelliklerini görebiliyorsunuz. Sağlığını, ruh halini her şeyini görebiliyorsunuz. Hatta şurada bazen şeyler de yazıyor. İyi bir özellik geldiyse mesela geçici süreliğine onlar da yazıyor. Sonra kendini iyileştir diyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, savaş modunda değilken mesela bir düşman gördüğünde saldır kaç ekleyebiliyorsunuz. Hangi yemekleri tüketeceğini seçebiliyorsunuz. Mesela sen iyi ye en fazla. İyiden daha iyi yemekleri yeme falan diyebiliyorsunuz mesela. Ya da bir alan belirlediyseniz hangi alana gitmesi gerektiğini seçebiliyorsunuz. Mesela düşman sağlam bir saldırıdaysa arka tarafa güvenli bölge diye bir alan eklediyseniz oraya tıklayınca o alana gidiyor. Yani böyle bir mod. Ben çok uzun süredir bununla oynadığım için şimdi eski hali nasıl hiç hatırlamıyorum yani ama bayağı faydalı bir mod. Evet abi RT Fuse diye bir mod var. Bu mod şurada gördüğünüz bataryalar var ya bataryalar için bir mod. Şimdi bataryalara bir şimşek çaktığı zaman bataryalar böyle bir anda sıfıra düşüyor abi bütün biriktirdiğiniz şeyler sıfıra düşüyor onun için abi onu engellemek için araştırma daha ben araştırmadım ama buradan araştırıyorsunuz şu ikisini ve size şöyle bir şey veriyor ee, yani bataryanın aynı boyutunda bataryanın... şöyle ortadan ikiye ayrılmış bir şeyini veriyor ve üç bataryanın yanına koyduğunuz zaman o sigorta görevi görüyor abi ve şimşek çaktığında o sigorta bataryanın sıfıra düşmesini engelliyor yani ben denemedim ama öyleymiş evet abi Replay staff modu örnek vereyim abi böyle bir odanız var diyelim ve odanın dışı odun diyelim odun biliyorsunuz yanıcı bir şey ve şu taş duvarlar hem daha güvenlikli hem de yanmıyorlar Bu odayı odundan taş duvara ya da mermer duvara çevirmek istiyorsunuz O zaman bir yıkmanız gerekiyor Yani seçiyorsun yıkıyorsun yerine yapıyorsun Yıktığın zaman da odanın oda özelliği kayboluyor Eğer burası mesela bir depoysa O zaman yıktığın zaman bir anda içeriye sıcak hava girmeye başlıyor İnşa diyorsun buradan yapı diyorsun Yapı daha abi replace var Replace'e tıklıyorsun örnek veriyorum Odundan yap mesela burayı Burayı direkt odun seçiyorsun mesela üstüne tıklıyorsun Tıklıyorsun tıklıyorsun. Kolonistlerin geliyor burayı odunla değiştiriyorlar ama yıkmadan değiştiriyorlar. O zaman odanın da oda özelliği kaybolmuyor. Bu da öyle bir mod. Evet abi realistik room modu benim için olmazsa olmaz modlardan biri. Çünkü bu mod şu odalar var ya odalara gelip de G'ye bastığınızda böyle odanın özelliklerini gösteriyor. Etkileyicini, zenginliğini, ferahlığını falan gösteriyor. Burada abi ferahlık odanın büyüklüğü işte. Bak şu an ortalama büyüklükte diyor. Eğer bu modu kullanmazsanız normalde 5x5 olduğu zaman ortalama büyüklükte diyor. Realistik room moduyla 4 x 4'e de ortalama büyüklükte diyor. Bunu eğer ki oda küçük yaparsanız kolonistler işte moralleri bozuluyor falan tribe giriyorlar. Sizi uğraştırıyorlar yani ki 5x5 de gerçekten çok yer kaplıyor. Böyle birçok oda attığınız zaman iyice o alan büyümeye başlıyor. Ama bu modu 1.2 sürümünde kalmış yani güncellememişler. Realistic Room Revrit diye bir tane daha mod yapmışlar güncel sürümlü 1.3. Ben ikisini de açıklamaya eklerim. Evet abi more trade ship modu. Şimdi şurada şunu kurduğunuz zaman bir de şurada ticaret fenerini kurduğunuz zaman Size böyle uzaydan gelen bazen toptancılar silah tüccarları falan geçiyor ya İşte onların sayısı normalde çok çok az geçiyormuş sanırım Bu da onun çok az geçmesini engelliyor Daha fazla gelmesini sağlıyor yani Ama bu modda sanırım 1.2'de kalmış Trade ship no matter what diye bir mod var O bunun 1.3 hali Ama o modun farklı yanı şu sanırım orada kendiniz ayarlıyorsunuz Kaç günde bir geleceğini Örnek veriyorum 10 günde bir gökyüzünden trade ship geçsin falan diye ayarlıyormuşsunuz. Bir de şöyle bir şey demiş modu yapan adam. Mod listesinde en alta sürükleyip en alta koyun demiş sanırım daha doğru çalışması için. More Floors modu oyuna daha çok zemin ekliyor. Buradan seçtiğinizde daha farklı ve daha güzel zeminler oluyor burada. Kumaş zeminlerin de bazılarının tipini değiştiriyor falan işte. Daha çok zemin daha hani görselliği değiştirmek isteyenler için daha fazla seçenek sunuyor. Evet abi Feed the Colonist modu. Bu da olmazsa olmaz modlardan bir tanesi. Neden? Çünkü burada yemek üretmeye geldiğiniz zaman tasarı diyorsunuz ve Normalde sizde böyle çıkıyor işte normal oyunda basit yemek güzel yemek falan ama bu yemekleri birli birli yapıyor ve yemeği yapması uzun sürüyor yani malzemeyi alıyor geliyor yapıyor koyuyor bundan zaten 5 tane yaptığı zaman 5 kolonisi bunu yiyor yani çok çok az oluyor bunun normalde olması gereken zaten bu modla gelen dörder dörder yaptı Geliyor abi malzemeleri alıyor aynı malzemeyi almıyor tabi 4 katı malzeme alıyor buraya koyuyor direkt 4 tane yapıyor. Bu mod olmazsa olmaz ama bu modu 1.3'e güncellememişler yani oyununuz 1.3 ise bu modu kullanamayabilirsiniz. Güncellenmesi lazım daha yapan arkadaş yükseltmemiş güncellemeyi 1.2'de kalmış bu mod. Ve modu sadece yemeklerde değil mesela burada yay ürettiğiniz zaman yolları da 4'lü 4'lü sigarayı da 4'lü 4'lü yapabiliyor. Evet abi wall light modu. Farklı bir ışık ekliyor. Ya benim kolonimde kullandığım bütün ışıklar zaten bunlardan. Şu duvarda gördüğünüz ışıklar wall light ışığı oluyor. Çünkü normal ışık, normal ışık abi hem böyle ortada duruyor hem de yandan kablo falan geliyor. O yüzden ben görüntüsü hoşuma gitmediği için böyle duvar ışıkları kullanıyorum. Hem daha hoş gözüküyor. Evet abi smarter construction. Bu modda kolonistlerinize mesela bir yapı yaptırıyorsunuz diyelim. Şöyle geliyorsunuz diyorsunuz ki şuraya şöyle bir şey yap diyorsunuz. Sonra kolonistiniz geliyor. Şu tam orta var ya. Tam ortada duruyor abi. Etrafını malzemeler olduğu için kendini oraya örmeye başlıyor. Sonra bitiriyor ve içeride kalıyor mal gibi. Senin de gelip şurayı kırman onu çıkarman gerekiyor. Bu mod onu engelliyor abi. Yani içeride kalmıyor. Ya kendisi biliyor içeride kalacağını dışarıda yapıyor. Ya da içerideki bir durumdaysa direkt şu tarafa ışınlanıyor yani. Abi CM Color Mod Mod Bar diye bir mod var. <laughs> i̇smi birazcık şey yani zor. Abi bu modda yukarıda kolonistlerinizi görebiliyorsunuz. Burada kolonistlerinizin ruh halini renk olarak gösteriyor. Mesela kırmızı olursa bir ruh hali çok düşük olduğu anlamına geliyor. Yeşil olursa yüksek olduğu anlamına geliyor. Mavi olursa mesela normal. Sarı birazcık kötüye gidiyor falan böyle bir şey gösteriyor. Öyle görselliğe ve arayüze hoş bir şey katıyor. Evet abi more planning diye bir mod var. Bu da benim çok kullandığım modlardan bir tanesi. Şöyle göstereyim. Normalde oyunda emirler dediğiniz zaman orada şu plan var abi. Planı böyle atabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi plan e, beyaz oluyor. Normalde beyaz ya da mavi oluyor. Bu modu eklediğiniz zaman abi şurada planning diye bir seçenek var. Planning seçeneğine geldiğiniz zaman burada e, şeylere renk ekliyor abi. Modlara renk ekliyor. Örnek veriyorum sen buradan turuncuyu seçtin mesela. Turuncuyu seçince attığın planın rengi turuncu oluyor. Maviyi seçtiğin zaman mavi oluyor. Bunun da avantajı şu. Mesela oyunun başında ben önceden atıyorum bazı şeylerin planlarını. Ama mesela tek renk olduğu zaman karışabiliyor. Ben diyorum ki mesela turuncular duvar demek olsun diyorum mesela. Şöyle duvarını atıyorum. Atacağım yerin. Ondan sonra yeşil mesela masa demek olsun diyorum. Şöyle masalarını şöyle atacağım diye düşünüyorum. Böyle kendi kafama göre ayarlıyorum mesela. Sarı kum torbası olsun diyorum mesela böyle atıyorum. Bu mod da baya faydalı bir mod. Bu mod da normalde 1.2 ama bu moda bir de e, More Planet 1.3 diye birisi 1.3 sürümünü çıkarmış. Onu da söyleyeyim. Evet abi World Tap Modu. Bu modda da e, şu alt tarafta iş kısmı var ya iş kısmına geldiğinizde normalde böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor ve bunları sanırım kaça kadar ayarlayabiliyorsunuz bilmiyorum 5 miydi bu? Sanırım bu mod bunu 9'a çıkarıyor. Normal modda kaçtı hatırlamıyorum. Sonra yapacağı şeylerin saatini seçmenizi mi sağlıyor? Öyle bir şey de varmış ama hiç denemedim ve böyle bir ekran getiriyor haberinize. Bu da daha da detaylandırıyor. Mesela Starry karakteri doktor ama acil olan hastalara mesela de baksın diyorsun. Normalde doktorlu 3 olsun diyorsun. Hasta tedavi etmeye ise 2'de baksın diye böyle ayarlayabiliyorsun. Yani bunu çoğu çoğu şeyde yapabiliyorsun bunu. Örnek veriyorum abi inşaat işine kolonistinizi atadınız ve bir şeyleri onarmasını daha hızlı onarmasını istiyorsunuz. O zaman buradan bunu 1'e getiriyorsunuz abi. Onarma işi olduğunda direkt onarmaya gidiyor. Ama mesela yapıları kaldırma işini 5'e getiriyorsunuz mesela. Yapıları kaldırma önemsiz bir iş olduğu için onu mesela 5'te yapıyor. Örnek Evet abi Jewelry modu. Bu modda da şu araştırmaya yukarıda şöyle Jewelry diye bir şey ekliyor. Bunu eklediğinizde işte bunun masasını atıyorsunuz ve üretebileceğiniz şeyler atıyorsunuz. Bu aslında kuyumculuk modu yani. Şöyle bir tane şey geliyor bunun masası geliyor. Masaya tasar eklediğim buradan istediğiniz şeyi yaptırtabiliyorsunuz. Mesela abi bir tane gold yüzük yap diyorsunuz mesela. Bu yüzük ne istiyor? Sizden 10 tane altın ve 5 tane bileşen istiyor. Bu modla beraber abi yakut, safir ve elmas diye bileşenler de geliyor. Yani bunları normal şöyle dağdaki bir parça olarak da gidip bulabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum şuradaki altın gibi burada mesela elmas olabiliyor ya da safir olabiliyor. Onları hatta böyle normal blok da yapabiliyorsunuz onlarla. Şöyle duvar bloğu gibi yapabiliyorsunuz. Ya da bu şeyde kullanıyorsunuz işte kuyumculukta. Bu kuyumculuğu mesela kullandığı zaman karakterleriniz örnek veriyorum benim Abru karakterim bir tane yüzük takmış mesela. Yaşım taşından bir yüzük takmış. Bu yüzüğü taktığı zaman abi düşüncelerine bak böyle artı bir bir moral ekliyor abi sabit olarak. Eğer ki yaptığınız yüzük çok çok güzelse 4 falan ekleyebiliyor. Evet abi heat map modu sıcaklıkla ilgili. Bu modda da şu ekranın sağ altında şurada bir sıcaklığı göster diye bir tane seçenek var. Buna tıkladığınız zaman oda olan yerlerin sıcaklığını gösteriyor. Size hatta üstünde dereceleri ve renkleri yazıyor. Mesela 25 derece normalden biraz fazla. En iyisi şu yeşil olması lazım. Maviler soğuk. Mesela yeşil ideal anlamına geliyor. Buradan böyle bakabiliyorsunuz. Mesela şurası 142 dereceymiş. Evet abi RPG style inventory modu. Bu modda normalde 1.2'de kalmış galiba ama Original style diye bir modu daha var o da 1.3'e güncelliyor. Normalde mesela B artı tıkladığınız zaman ekipman diyorsunuz. Normal oyunda sanırım böyle gösteriyor ekipmanların üzerinde ne olduğunu böyle sıralı bir şekilde hepsini göstermiş yani ama bu modu indirdiğiniz zaman böyle görüyorsunuz mod şeylerin üzerindeki itemleri. Yani bir RPG oyunuymuş gibi hepsini buraya sıralamış şu mantıklı sıralıyor yani kaskı üzerindeki altındaki falan böyle üzerindeki her şeyi görebiliyorsunuz. Yüzüğünü de görebiliyorsunuz yani o şeyle Jevel moduyla da uyumlu çalışıyor yani. Ve bayağı üstü böyle taşmaya başlıyor artık belli bir süre sonra her şey eklediğinizde ama bayağı hoş gözüken bir mod. Evet abi benim kullandığım modlar bu şekilde. Ben elimden geldiğince oyunu aşırı kolaylaştırmayan ama normalde olması gereken oyunu saçma bir şekilde iş yükü yapan şeylerden kurtaracak modları ve genelde görselliğe, mörselliğe böyle hoş görünüme, ara yüze falan önem veren modlarla oynuyorum. Ve varsa bildiğiniz daha böyle sağlam, daha güzel, daha oyunu daha güzelleştiren modlar onları da yazabilirsiniz.